Merhabalar, Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Buğra Güzelsoy ve bugün One Piece'in 1096 ve 1097 chapter'lerden konuşacağız, mangasında yani. Çünkü aslında bu One Piece baştan takip ettiğimiz için God Valley olayı çok önemliydi. Ondan önceki yani Kizaru'yla olan dövüşleri, Egghead olan olayları var ama burada God Valley bizim için önemliydi ve bunu bakarken ya bir şeyi yıllarca bekliyoruz ve tam alacağız onu, tam God Valley'de ne oldu öğreneceğiz diye beklerken o da teaser'mış. Hakikaten o da bizi teaser'lemeyi seviyor. Bir de şey, aslında orada God Valley'in olayını anlatmıyordu. Kuma'nın çocukluğunu vasıta olarak kullanarak God Valley olaylarını teaser'ledi. Çok da güzel yaptı. Demek ki hazır değildi yani, daha şu an zamanı değildi God Valley'de ne olup bittiğini. Ama bakacaksak şu an zaten Kuma'nın çocukluğu üzerinde bölümündeyiz. İşte kanındaki köle oluşu, Ivanko ve Ginny ile olan buluşması, çünkü son zamanlarda şey olduğunu öğreniyoruz. Yani Bonnie'in babası olduğunu öğreniyoruz ve Ginny de muhtemelen zaten eşi, annesidir. Zaten son chapter'da Ginny'yi de daha detaylı öğreniyoruz. Ama başa gelecek olursak yani Dragon Celest'ler, Tenryubito'lar orada aslında oynadıkları yani Battle Royale olayları çok kötü, çünkü orada 200 tane Dragon Celest var ve 10.000 tane puan toplamaları gerekiyor. Ve orada bütün malzeme olarak köleleri kullanıyorlar. Yani diyecek bir çok çok iğrenç bir durum. Ha, bazı köleler var, bazı çocukluktan olan köle var. Zaten Ivankov'un reaksiyonu da bunun üzerine. Ya diyor, ben köleyim oldum da senin ayrıcalığın ne seni kanından dolayı baştan kölesin falan. Ki Plüton da onu diyor. Plüton demişim, pardon, Satürn, ki öyle bir tepki sonucu aslında Ivankov da hani öğreniyor işte orada. Görüyor hani aslında Kuma'nın ne kadar çok daha aşağılık olduğunu, onların içerisinde çok daha aşağılandığını görüyor. Ve orada bakılınca işte şey, God Valley olayları oluyor ve God Valley olaylarına önceki teoristler şey diyordu, işte aslında o yani şey, ödül ne olabilir diye, şeytan meyvesiydi. Onu doğru bilmişler. Yani şeytan meyvesini işte orada yiyip amaçları aslında oradan kaçabilmek ve kaçarken de eğer meyveleri de ona hani uygun görürse birçok insanı kurtarmak. Zaten onların içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 500 insanı korudu yani şey yapabildi, Kuma kurtarabildi. Ve tabii o sıralarda en önemlisi God Valley'e doğru giden Rocks'ları çok net bir şekilde hani ilk defa görüyoruz. Aynı zamanda Gold D. Roger gidiyor ve tabii ki de Marine'in kahramanı olan Garp da gidiyor. Yani orada aslında şey var. Şimdi Ksebek'i görüyorsun. Ksebek bize hep bir şey olarak tizlendi. Kötü bir karakter olarak tizlendi. Ama bu zaten Dragon Celest'lere bakınca, yani Tenryubito'lara bakınca o kadar da kötü değil. Ya kaldı ki orada hani bu olayı, God Valley'i kullanmaları olay olarak Gold D. Roger ve Garp'la birlikte Ksebek'i yani durdurması biraz da enteresan. Yani nasıl desem, yani o God Valley'nin olayından ziyade bir de şey, Divan Şövalyeler de çıktı. Ulu Şövalyeler de çıktı işin içerisinde. Yani Garp'tan Roger'ın amacı Ksebek'i durdurmak. Ben şeye şaşırdım. God Valley'in olayları daha çok ikinci planda kaldı bu iki karakter içerisinde. Ne olur ne biter bilmiyorum. O konuda da bekliyoruz. Ama orada Ksebek'lerden işte Beyaz Sakal, Kaido, Big Mom, işte Beyaz Sakal'ın kız arkadaşı, aynı zamanda Aslan'ı da görüyoruz o filmde. Shiki'ydi galiba ismi. Ve burada evet, tam bunları hani öğrenecekken orada kesiliyor ve Kuma'nın aslında kurtardığını, ya o kadar kötü şeyler yaşamışlar ki Ginny ile olan böyle rahat bir yemek yerken bile mutluluktan ağlıyorlar. Yani odanın aslında yani bazen şey der, şey olarak özetler, der ki ben hani macera dolusu bir eser yaratıyorum. Ama yok değil, o kadar hassas konulara değinip ve bazen o küçük detaylardan o kadar insan mutlu oluyor ki hani orada kifayetsiz kalmak mümkün değil. Hani o Ginny ile Kuma'nın o sofrasına birbirlerine bakıp ağlıyorlar, zırlıyorlar adamlar. Yani nasıl mutlular? Yani orada işte odanın büyüklüğü de orada. Hani ben şey olayında çok düşmüyorum yani. Şu foreshadowing yapıyor. Tabii ki de foreshadowing nedir mesela? Yani Kuma'yı çok daha farklı bir şekilde göreceğiz. Mesela şimdi bazı insanlar Thriller Park
sezonuna tekrar bakınca. Şimdi bu gözle Kuma'ya çok daha farklı bakacağız. Bu güzel bir foreshadowing. O konuda sıkıntı yok. Çünkü yorumumuz değişiyor. Bunun en güzel şeklini yapan Attack on Titan bunu çok güzel yapıyordu. Çünkü Attack on Titan'da güzel bir foreshadowing vardı ve bu foreshadowing'in içindeki bilgiyi öğrendikten sonra sezona olan bakış açımız çok değişiyordu. Dolayısıyla yorumumuz değişiyordu. Ama yok yani sen 100. kitabın kapağında işte Robin'in kaçırılmasını önceden koyduğun ya da ne bileyim şu anki olaylarda Trilogue Park'taki belli kıyafet giyinen belli korsanlar vardı onun içerisinde, oradan foreshadowing yaptın. Ya bunlar aslında çok kıymetli değil. Çünkü o foreshadowing narasyon anlamında, senaryo anlamında bir şey katmıyor bize. Ondan dolayı hani ben dediğim gibi en büyük örneklerden bir tanesi Kuma. Bir de Attack on Titan'da demem gerekirse misal ikinci sezonun başında şeyi Ymir'in işte bu balık hani galiba balık gıdasıydı. Ton gibi bir şeydi. Onu okuyabiliyordu ve ne olduğunu biliyordu. Orada mesela bakarken şey geliyordu bize, normal bir şey. Ama abi yani aslında düşününce deniz yok ki. Görmemiş olmaları gerekiyordu falan. O gibi mesela. Öyle de olunca zaten çok daha farklı bir yorumumuz oluyor. O konuda hani o da iyi yapıyor. O da iyi daha çok hani çok daha Attack on Titan'a nazaran insanların background'una giderek, çocukluğuna giderek ve o bildiğimiz karaktere daha da içine katarak ilerideki ve geçmişteki olayların mantığını bozmadan onu yapması kıymetli. Onu çok güzel yapıyor. Bir de dediğim gibi o bir teferruat katıyor. Yani belli hareketlerde bir anlam, mana katıyor. O insanı şey yapıyor hani o insanı, o detayı insanı duygusal olarak bitiriyor. Hassaslaştırıyor yani. Onun için güzeldi ve son 1097'de Kuma'nın aslında yükselişi, Monkey D. Dragon'u görmesi, Monkey D. Dragon manifestasyon arttırarak aslında çok daha büyük bir ses haline geliyor ve Marin tarafından da şey ödüllendiriyor kafası. Hal böyle olunca işte bir sempati işte yakalıyor ona karşı. Aynı zamanda da onun adadaki kralın da sistem değişikliği sonucu da tekrar köle oluyorlar. Hapis içerisinde oluyorlar ve bunu onları kurtaran Ivankov ve Monkey D. Dragon oluyor. Ondan sonra katılıyorlar Genie'den Kuma. Ve burada o da tabii şey nasıl desem dramların başlangıcını da görmeden önce insan bir heyecanlanıyor. Çünkü Kuma'nın nasıl bir dram sonuçlanacak onu göreceğiz. Çünkü Genie'nin yani 1097'nin sonunda Genie'nin kaçırıldığını öğreniyoruz. Ve hiçbir şey de teyzelemedi. Birden Genie sohbet ederken bir şeysini yiyip içerken Dragon'un haber sonucu Genie'nin kaçırıldığını görüyor. Yani bu olay bir sonraki sefere muhtemelen hazır değiliz. Kuma'nın dramı başlayacak. Kuma nasıl tekrar böyle oldu? Hani batayon, gerilla derken tekrar neden köle oluyor? O çok enteresan olacak. Çünkü şunu göreceğiz ve God Valley muhtemelen daha bilgi alacağımızı zannetmiyorum. Çünkü çok güzel bir şekilde kapattı. Ve bu God Valley çok sonrasından öğreneceğiz. Ama tabii yavaş yavaş One Piece'in belli yemekleri hazırlıyor. Ve şu an masada donatılacak ve birden çözümlenecek hepsi. Hepsi birbirlerine girecek ve hepsi birbirleriyle olan soru işaretleri çözüleceğini insan hissediyor. Çünkü hızlanıyor. Bir arkadaşla zaten Kaan bu arada izliyorsa sohbet etmiştik. Gerçekten öyle. Çünkü mesela Wano Kuni bitti. Anime olarak da bitti. Manga olarak çok önceden bitti. Ama o da aralarında şey diyordu o. Gerçekten öyle bir refleksiyon yaptı. Nitekim de öyle. O da işte büyük sezon aralarına küçük sezon koydu. Hem kendisi de dinlensin hem biraz narasyon anlamında düşünme payı olsun. Ama burada hani işte Wano, Egghead, God Valley, işte onu oradan Kuma gibi bir önemli insanın geçmişi, işte Akainu'nun olan Kuma ile olan neticesi sonuçta Kuma çünkü şey aslında kaçıyor oradan. Ondan dolayı çok böyle daha da patlıyor, daha da yükseliyor. Wano'dan sonra da yükseliyor. Bakalım ileride ne olacak. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Buray Güzel Soy. Kendinize iyi bakın. Ciao.